Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Tesadüflere bakın ki Deniz Baykal'la Muharrem İnce'nin çekildikleri tarih bir gün farkla aynı aya denk geliyor. Plan belliydi. Muharrem Bey'i aradım. Yani böyle bir şey nasıl sadır oldu falan diye bunları bir kendisiyle konuşayım istedim. Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kolu olduğu, el ele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şeydir diye söylemiyorum. Ama bu bir FETÖ taktiği. Birileri düğmeye bastı. Seçime müdahale etmek için İnce operasyonunu başlattı. İnce bir figüran. Aslında tek hedefleri Erdoğan. Aylardır, haftalardır, günlerdir yabancı medya 14 Mayıs seçimleriyle ilgileniyor. Her şehirde muhabirleri var neredeyse. Sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba geziyorlar. Anlamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hangi kararı vereceğini ve hangi yoldan ilerleyeceğini kestirmeye çabalıyorlar. Seçimin küresel sonuçları olacağı için bu böyle. Geçenlerde gördünüz. Rahmetli Deniz Baykal olayına benzer bir taktikle Muharrem İnce de tasfiye edildi. Peki ne oluyordu? Kim kimden ne istiyordu? Amaç neydi? Hedef kimdi? Böyle peş peşe soruların sorulabileceği bir iklimden geçmekteyiz. Kabul edelim ki 14 Mayıs'a giderken yapılan en etkili operasyon İnce'nin tasfiyesiydi. Daha önce İnce'nin Deniz Bey'e yakın çizginin bir oyuncusu olduğunu aktarmıştım. Baykal kasetle gidince CHP'nin net olarak çizgisi değişiyordu. Tamamen başkalaşan, başka bir kulvara giren bir oluşum haline gelmişti. Kaset de zaten bu amaçla çıkarıldı. Yolu değiştirmek için. Öyle de oldu. Kemal Bey sonra partinin başına geldi. CHP'yi başka eksene oturttu. Masayı kurdu. Başkan Erdoğan'a karşı koca bir koalisyonu hayata geçirdi. Karşısına dikildi. Türkiye çok önemli bir ülkedir. Bu nedenle kimse istemese de böyle operasyonları yarın da görecektik. Dün gördüğümüz gibi. Yabancı istihbaratların kayıtsız kalmadığı bir alan olduğu için böylesine sürpriz sonuçlar, kararlar yaşanacaktı. Maalesef. İnce'nin başına gelen olay seçimlerden sonra daha hararetli tartışılacaktı. Bu net. Gelin biz olan biteni anlamaya çaba gösterelim. Muharrem İnce dansıyla gündeme geldi. Gençleri yanına topladı. Oyları yükseldi. Millet İttifakı'nın oylarını bölüyor diye hedef oldu. Doğru mu? Kesinlikle. Bunun üzerine Kemal Bey kurmaylarını alıp İnce'ye gitti. Herkesin gözü kulağı bu buluşmadaydı. Sonuç merakla bekleniyordu. Toplantı bitti. Yapılan açıklamalar kimseyi ikna etmedi. Sesler yükselince İnce çıkıp Kılıçdaroğlu'yla partimizi ziyareti sırasında deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımızın açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır ifadelerini kullandı. Kemal Bey de katıldığı canlı yayınlarda bu yöndeki sorulara şu cevabı veriyordu. Orada değil ama teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem. 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi? Öncesi de, sonrası da. Bir teklif yapıldı ama bunun üzerinde uzlaşılamadı. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi garip bir durumla karşı karşıyayız. Kemal Bey, ikna etmek için gittiği, Millet İttifakı'nda görmek istediğini söylediği bir siyasi liderle zirve yapıyor, ancak teklif yapmıyordu. CHP'liler, oylar bölünmesin diye ekran başında çıkacak sonuçları beklerken, Kemal Bey net bir teklifle İnce gibi bir siyasi karakteri yanına almıyordu. Almak istemiyordu. Gültekin Uysal'a baş köşede yer verirken İnce'ye geçit verilmiyordu. İstenmiyordu. Babacan da Davutoğlu da oy potansiyeli olarak İnce'nin çok altında olsalar da masadaydılar. Erdoğan gibi bir rakibi yenmeyi düşünen koalisyon İnce'ye hayır diyordu. Oralı bile olmuyordu. İstemiyordu. İlginç değil mi? Peki neden? Devam. Kemal Bey, İnce ile ilgili hiçbir olumsuz yorum yapmasa da aralarına almak için, Halil İbrahim sofrasına katmak için kılını da kıpırdatmıyordu. İnce için tasfiye operasyonu başlıyor ve ilerleyen saatlerde de sonuç alınıyordu. Açıklama yani çekiliyorum duyurusu sabaha bırakılıyordu. İnce rahatsızlanıyor ve gece yarısı Kemal Bey kendine ulaşıyordu.
CHP lideri İnce ile ilgili şunları söylüyordu. Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum. Ancak ulaşamıyordum. Sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza, değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden. Peki ayakta kalma şansı olmadığını gören ve çekilen İnce neler söylüyordu? Bakalım. Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Atılan iftiralara, saraydan para aldı, görevini yapıyor, çekilemez diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bu işlerin arkasında istihbarat örgütleri vardır. İnce üzerinden Başkan Erdoğan'a bir saldırıdır bu. Bu operasyonun yaradığı tek merkezi ise Millet İttifakı'dır. Net. İnce'nin ne oy alacağı bilinmemekle birlikte CHP'lilerin saldırısı altındaydı ve şimdi artık yok. Gençleri peşinden sürükleyen İnce'nin oyları ne olacaktı? Erdoğan'a gitmeyeceği açıktı. Operasyonu kurgulayan akıl, İnce'nin çekilmesinin kime yarayacağını düşünerek hareket ediyordu. Böyledir bu işler. Ve İnce'nin kritik bir oyu taşıdığını gören odaklar düğmeye basıyordu. Operasyon ilginç şekilde günlerdir düşen borsaya bile yarıyordu. Yani piyasalar İnce'nin çekilmesinin Kemal Bey'e doğrudan bir fayda sağlayacağını düşünüyordu. Bunu satın alıyordu. Operasyonu kim yapıyorsa bunu bilerek adım atıyordu. Yoksa operasyon olmazdı zaten. Küresel ekole yakın odaklar işin içindeydi. Ve bunlar seçim sonuçlarını etkilemek için sahadadır. Rakipleri Erdoğan'dır. Önünü kapatmak için, yolunu kesmek için harekete geçmişlerdir. İnce, bu denklemi bozacak isim olarak görüldüğü için kenara alınmıştır. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. İnce, FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bunu yapanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır, dedi. Seçimde ikinci tura kalamayacağının belli olduğunu belirten İnce, bu rezil kampanyanın bu memleketin son kalesi Memleket Partisi'ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım, ifadelerini kullandı. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar.